Arkadaşlar merhaba. Şimdi sitemizin üst tarafı bir nevi responsif oldu ama bu kısmın gördüğümüz gibi çok dağınık bir görüntüsü var. Şimdi bu bölümü artık responsif yapacağız. Şimdi responsive'i en sona bırakmamın sebebi, böyle atlamamın sebebi bunları birlikte görmek. Şimdi burada yukarıdan aşağı sadece P'ye 12'de çalışacağız. Yani şu orta alanı sadece çalışacağız ve geliyorum ben burada bakıyorum. İlk olarak diyeceğim ki burada flex'im var benim. Bu flex'in yanına flex-wrap atıyorum. Responsif olması için. Daha sonra burada benim artık diğer seçenekleri yazmam gerekiyor. Yani biz şu an yazarken tek bir seçeneği yazdık. Şimdi birlikte diğer seçenekleri yazacağız. Ne bu diğer seçeneklerimiz? Bizim MD mesela. Ney MD? Şöyle gelip bakalım. Diyor ki 768'den büyükse. Diyeceğiz ki o zaman MD'sine yine MD'de de V3 12 şeklinde olabilir. Ya da şunu şuradan şöyle şöyle yapalım. Bu tamam böyle. Burası V full diyelim. Öncelikle MD V3 12 bu şekilde kalsın. Daha sonra LG'sini değerlendirelim. LG'sine de V3 12 olabilir. Bunları peki neye göre yazıyoruz derseniz sayfamızı sağ tıklayacağız, incele diyeceğiz ve buradaki büyüyüp küçülürken yazan değerleri bunlarla karşılaştırarak yazacağız. Şimdi ben bunları yazıyorum. Eğer ki hoşuma gitmeyen bir taraf olursa tekrar ne yapacağım? Değiştireceğim. Daha sonra x large'ına da aynı şekilde diyelim ki V3 12. Bunu da bu şekilde yazdık. Şimdi tekrar bakalım. Evet, şu an kategoriler alanımızı gördüğümüz gibi her türlü ne yaptık? V full yaptık ama bu şekilde bir alan yaptık. Şimdi burası güzel, hoş da şöyle bir problem var aslında. Şimdi biz normalde bir siteyi açtığımız zaman en üstte kategorileri pek fazla görmek istemeyiz. Hadi random post neyse hadi durabilir belki de kategorileri görmek istemeyebiliriz. O yüzden dolayı kategorileri ne yapabiliriz? Gizleyebiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun için de yine buradaki bu alanımıza ya da direkt buraya başka bir kod yazabiliriz. Şöyle diyebiliriz mesela, geliriz burada deriz ki bunlardan herhangi birini, mesela x large'da diyebiliriz ki x large'da blok olur gerçi ama diğer seçeneklerde mesela LG'de veya diğerlerinde ya da şöyle MD'de de diyebiliriz. Şöyle yapalım, daha doğrusu V full diyelim. X large'da desin ki yine blok desin. Blok kullanalım. Aynı zamanda buraya yine V3 12 diyelim ve hidden diyelim. Şöyle şu V full'ü buradan kaldıralım. Çünkü V3 verdik zaten. Şöyle tekrar bakarsam, şöyle sayfamı tekrar yenileyim. Gördüğümüz gibi orası kayboldu ve bu şekilde oldu. Karar sizin. Hangisini kullanmak isterseniz ikisinden birini kullanabilirsiniz. Benim açıkçası diğer görüntü daha çok hoşuma gittiği için ben onu kullanacağım. O yüzden birkaç defa geri alıyorum. Tercih sizin, ikisini de tercih edebilirsiniz. Tekrar şöyle bakayım. Evet. Şimdi bunlar bu şekilde duruyor. Burada büyük bir tane ne yapmam gerekiyor? Şunu tam ekrana yaymam gerekiyor. Bunun için de tekrar yine aşağı tarafa doğru geliyorum. Şimdi burası üçlük alan, şurası, şöyle şunu kapatalım. Burası şimdi altılık alanımız. Bu altılık alanda da yine ne yapacağım ben? Diyeceğim ki yukarıda yazdığım gibi değerlerle burayı tamamlayacağım. İlk olarak buraya yine şunu sileyim ve tire full diyeceğim. Yani tüm ekranı kaplasın. MD'de desin ki V6'ya 12 olsun. LG'de de V6'ya 12 olsun. Yani sayfanın yarısını kaplasın. X large'da da yine V6'ya 12 olsun. Evet, şöyle tekrar gelip bakalım. Evet, şu an gördüğümüz gibi ne yaptı? Tüm sayfayı bu şekilde kaplattık. Şöyle tekrar bakalım. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Sadece ne oldu? Şu birazcık aşağı kaydı. Problem yok. Onu da birazdan düzeltiriz. Şimdi verdiğimiz değerleri de çünkü hesaplamamız gerekiyor. Normalde biz buralara 6 dedik, buraya 3 dedik ama aşağı tarafta daha o değerleri vermediğimiz için ne yaptı? O tarafa otomatik olarak aşağı kaydı. Şimdi tekrar geliyorum. Buradaki bu alanımı yine kıstım. Şimdi V3'lük diğer alanıma geleceğim. V3'lük diğer alanımda eklemem gereken ne var ona bakacağız. Yine geleceğim buraya, diyeceğim ki şunu sileyim ve full. Yine ekranımı fullledik. Daha sonra MD'sinde tire V3 diyeceğim. Yine 12 diyeceğim. Aynı zamanda LG'sinde de yine V-3 diyeceğim. Şimdi buradaki LG ile buradaki LG'nin toplamı 12 olması gerekiyor. 6, 3, 9, yukarıdaki de 3, 12. Eğer ki siz bunu 4 yaparsanız yine taşıyacaktır LG ekranında. O yüzden dolayı tüm ekranlara uygun bir şekilde yazmak için bu şekilde kullanabilirsiniz. Tekrar geldim. Diyeceğim ki X large'da yine V-3 aynı şekilde 12 diyeceğim. Evet. Tekrar gelip sayfama şöyle bakalım. Evet, burası bitiyor. En aşağıda da bunlar geliyor. Tekrar şöyle sayfamı büyüteyim. Pardon, yenilemedim sanırım. Evet. Bir tasarım kayma sorunumuz var. Şimdi bu kayma sorunu neyden oldu? Şöyle bakalım. Ve full MD'miz burada. LG'miz burada. Evet, şurada LG'yi yazarken yanlış yazmışım. Şöyle 12'sini belirtirsem bir sorun olmayacaktır diyeceğim ama yine oldu. Şöyle tekrar bakıyorum. LG. Evet, şöyle tekrar yazalım. LG V3 12. Tamam. Evet, bakalım V full şöyle eşitleyelim bakalım. 6, 3, 12. V3, 12. Bir sıkıntı yok gibi duruyor aslında. Fazla olarak şunlar var. Şunları bir aradan silelim. Evet, onlarla ilgili demek ki bir sığmamakla ilgili bir sorunu varmış. Direkt silince düzeldi. Ama gördüğümüz gibi burada da bir bitişme durumu oldu. Bununla ilgili de bu içindeki şeylere birazcık padding, margin right diyor. Buradaki alanı birazcık geliştirmemiz gerekiyor. Şöyle 5 desek nasıl olur bakalım. Şöyle bakıyorum tekrar. Biz buralarda normalde yine V full kullanmıştık içeride. Bu V full'ü şöyle silersem, tekrar şöyle bakarsam buradaki V full otomatikman burada gitti. Ama bu tarafa kaymadı. Tekrar şöyle bakacağım. Şunları şurada aradan bir sileyim bakalım. Evet, olmadı. Ama bu V full'ü şöyle aradan kaydırıp bir tane de margin left diyelim, mesela 5 diyelim, şöyle bakalım. Evet, şu şekilde burayı da halletmiş olduk. Tabi aynısını aşağılara da uygulayacağız. Şöyle 2 yaparsam sanırım 3, o zaman ortası. Evet, tekrar geleceğim, şöyle bakacağım. Burada neydi? V full kullandığım yerleri bulacağım. V full yerine şunu yazacağım. Yine bir tane daha olacak aşağıda. Blok flex nerede? Şurası. Evet, şöyle tekrar gelip sayfama bakarsam burası da artık yine hizalı bir şekilde, aynı zamanda responsif bir şekilde olmuş oldu. Evet, şurada da küçük bir hatamızın olduğunu da görüyoruz. Daha doğrusu hata değil de şurada istersen küçük bir de boşluk bırakabilirim. Şimdi biz normalde ne ekranındayız onu da bilmemiz gerekiyor. Şöyle bakalım birlikte. 720'li ekranlardayız. Buralarda bir sıkıntı yok. Ne yapıyor o zaman? 700'lü ekranlardayken bu orta alana birazcık margin top vermem gerekiyor. Şöyle sayfamı büyütüyorum. Tekrar geliyorum. Buraya bakıyorum. 700'lü ekran ne var? M'de. O zaman orta alanı yine buluyorum. Orta alan burası. Diyeceğim ki boşluk MD'de margin top 6. Tekrar gelip bakalım. Şimdilik bir sıkıntı yok. Ha, şurada bu sefer fazla oldu. MD'de olmayacak o zaman. Şöyle tekrar bakalım. Evet, minimum width 768 ise şeklinde olduğu için bu yüzden dolayı oluyor. Şöyle tekrar bakalım aşağılarda max width ile ilgili ne var mesela. Mesela diyor ki şu şekilde de kullanabilirsin diyor. Bu şekilde, gerçi bu şeyin içindeki şekli. Biz şu ana kadar hep min'le kullandık. O yüzden dolayı şöyle yapalım. Şimdilik şurayı şöyle silelim. Tekrar gelip bakalım. Burası okey. Şurada business'la ilgili bir boşluk. Evet. Şimdilik burada duralım. Ben bakayım ona. Bir sonraki dersimizde orayı da düzelterek devam edelim. Bir sonraki derste görüşürüz.